Doğal Kürler kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda, günlük hayatın stresinden kaynaklı, zihinsel yorgunluk yaşayanlar, yıllardır bitmeyen kronik yorgunluktan şikayet edenler, sık sık baş ağrısı çekenler, vücut direncini artırmak isteyenler, 5 dakika gibi kısa bir sürede kendisini yenilemek isteyenler için, mucizevi bir bitkiden söz ediyor olacağız. Ana yurdu Endonezya olan ama aslında, hepimizin yakından tanıdığı, gerek lezzeti gerekse çarpıcı kokusuyla, farklı şekillerde yıllardır mutfağımızda dahi kullandığımız, ancak sağlık için, tahmin edilenin çok ötesinde faydaları olan bir bitkiyi ele alacağız. Videomuzun detaylarına geçmeden önce, eğer kanalımıza abone değilseniz, lütfen abone olmayı unutmayın. Karanfil bitkisi, tomurcukları, çiçekleri ve saplarıyla, farklı kullanım şekillerinde, farklı hastalıklara şifa olan bir bitkidir. Diş ve diş eti hastalıklarında çok etkilidir. Güçlü antiseptik yapısı ile, diş etlerini güçlendirerek, paratondoza karşı iyi bir önleyicidir. Diş ağrınız varsa, çürük olan dişinize bir miktar karanfil yağı sürdüğünüzde, ağrınızı, hemen yok ettiğini göreceksiniz. Gerek romatizma gerekse iltihaplı eklem romatizmasında etkilidir. İltihaplı eklem romatizmasına bağlı ağrılarda, eklem ağrılarında, sık ve tekrar eden baş ağrılarında, ağrı kesici ve rahatlatıcı etkisi bulunmaktadır. Erkeklerde sperm sayısını artırıcı etkisinin yanı sıra, iktidarsızlığa karşı da kullanılır. Geleneksel tıp tedavisinde, böbrek taşlarını düşürücü ve doğumu kolaylaştırıcı etkileriyle bilinirdi. Bağırsak rahatsızlıklarında gerçek bir şifadır. Bağırsaklarda oluşan gazın alınmasında, sindirim şikayetlerinde, heyecana bağlı, hatta sinirsel olarak bağırsaklarında düzensizlik yaşayan kişilerde, karanfil çok etkili olmaktadır. Crohn ve ülseratif kolit gibi, tedavisi uzun süren ve çoğu zaman ilaç tedavisine yanıt vermeyen hastalıklarda çok etkilidir. İshale karşı müthiş etkilidir. İshale bağlı karın sancılarını, bağırsak hareketliliğini, birkaç saat içerisinde ortadan kaldırır. Çeşitli yiyecekler üzerinden vücuda alınan, aflatoksin maddesini yok eder. Bu özelliğiyle gerek toksin atıcı, gerekse karaciğer kanserine karşı etkili bir bitkidir. Çok güçlü bir antimikrobiyal ve antiseptiktir. Karanfil kürü, zehirlenmelere karşı müthiş etkilidir. Mideyi kuvvetlendirici, hazmettirici etkisiyle de bilinir. Zaman zaman hepimiz, günlük hayatın koşuşturmasından, iş ve trafik stresinden dolayı, zihinsel olarak yorgun düşeriz. Bu yorgunluk ve gerginlik, hem bedenimize hem de ruh halimize yansır. İşte özellikle bu durumlarda, yapacağımız şey aslında çok basittir. Bir bardak sıcak çay içerisine 10 adet karanfil atınız ve 5 dakika, içerisinde bekletiniz. Ardından yavaş yavaş bu çayı içiniz. Arzu ederseniz, içerisindeki karanfilleri ve özünü dökmeden, aynı bardağa bir bardak daha çay koyup içebilirsiniz. En geç 10 dakika içerisinde, yorgunluğunuzun kaybolduğunu ve vücut direncinizin arttığını hissedeceksiniz. Boğaz ağrınızı da giderdiğini göreceksiniz. Mide bulantılarında etkilidir. Ateş düşürücü ve terletici etkisi de bulunur. 5 adet karanfil, dövülerek, elma suyuna karıştırılarak içilir. Bulantınız geçecektir. Ağız yaralarına karşı da kullanılır. 5 ila 7 adet karanfil, dövülüp, ocakta kavrulduktan sonra, bir miktar yine dövülmüş şap ile karıştırılır ve yaralı bölgeye sürülür. 10 adet karanfil, kaynatıldıktan sonra bal ile karıştırılarak, şurup kıvamına getirilir. Bu şurup içildiğinde, vücuda kuvvet verir. Bu elde edilen sıvı, cildinize tatbik edildiğinde, ciltte bulunan leke ve çilleri yok eder. Karanfilin yağı da en az tomurcukları kadar etkilidir. Antiseptik, antiviral, antiromatizmal ve antioksidan özelliklere, tekraren sahiptir. Akne tedavisinde, incinmelerde, kesiklerde, diş ağrılarında, ağrı kesici ve antiseptik olarak kullanılır. İştah açan, kuvvetlendirici ve konsantrasyonu artırıcı bir etkisi vardır. Kesiklerde olduğu kadar, böcek ve sivrisinek sokmalarında da etkilidir. Haşereleri uzaklaştırıcı etkisi vardır. Bir kabın içerisine kaynar su koyduktan sonra, içerisine 10 adet karanfil atınız ve birkaç dakika kaynatınız. Kaynatmış olduğunuz bu sıvıyı, isterseniz kabıyla birlikte, haşereleri uzaklaştırmak istediğiniz yere koyunuz. Haşerelerin hızla kaçtığını göreceksiniz. Karanfil yağını kullanmak isterseniz, bir damla karanfil yağını, 20 damla taşıyıcı yağ ile karıştırıp kullanabilirsiniz.
Karanfilin farklı hastalıklarda kullanımları. İshale karşı kullanımı. Sabah kahvaltısından yaklaşık 1 saat sonra 7 adet karanfili oda sıcaklığındaki bir bardak su ile çiğnemeden yutunuz. Akşam yemeğinden 2 saat kadar önce de yine 7 adet karanfil bir miktar su ile yutulur. Burada suyun ılık ya da sıcak olmaması önemlidir. En fazla bir hafta küre devam edilir. Ülseratif kolit ve Crohn hastalığına karşı kullanımı. Sabah kahvaltısından 15 dakika önce, 8 adet karanfil, oda sıcaklığında bir miktar su ile yutulur. Öğlen yemeğinden 2 saat sonra, yine 8 adet karanfil, oda sıcaklığında bir miktar su ile yutulur. Küre bir hafta devam edilebilir. Daha sonra şikayetlere bağlı olarak, haftada birkaç gün tekrar edilebilir. Dikkat edilecek durumlar. Trombosit düşüklüğü olan kişilere karanfil külleri önerilmez. Ülseratif kolit ve Crohn hastalığı olanlar, karanfili, sıcak ya da ılık suyla kullanamazlar, ters etki yapabilir. Düşük tansiyonu olanlara önerilmez. Karanfil kürü, 10 günden fazla uygulanmamalıdır. En erken 1 ay ara verilmelidir. 12 yaş altına önerilmez. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Videolarımızı faydalı buluyorsanız, lütfen beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınız bizim için gerçekten çok değerli. Her türlü yorumlarınız ve istekleriniz için lütfen bize yazmaya devam edin. Yepyeni içeriklerle, yeni videolarda görüşmek üzere.